Söz Bursalılar'ın programından herkese merhabalar. Bu haftaki konumuz ideal eş nasıl olmalı? Bursalılara sorduk ve bize hayallerindeki ideal eşlerini anlattılar. Şimdi Söz Bursalılar'ına başlıyor. İdeal eş sizce nasıl olmalı? Annesini seven erkekleri tercih etsinler. Genelde anneden şikayet ediyorlar ama çok erkekler çok düşkün olduğu için. Aynen. Düşkün olursa karısına da düşkün olur. Annesini, ailesini sevmeyen hiç kimseyi sevemez. Anne önemli diyorsunuz. Çok önemli. İdeal eş sizce nasıl olmalı? Ben anlatamam, kelimeler yetmiyor. İdeal eş böyle olmalı. Peki sizce nasıl olmalı? Benim de kelimelerle anlatabileceğim kadar ideal eş böyle olmalıdır bence. Evet. Yani. Peki birbirinizde en çok sevdiğiniz özellikler ne? Yani eşinizde en çok sevdiğiniz özellik? Hırs ve sinir. Peki siz? Eşinizde en çok sevdiğiniz özellik? Duruşu. Dik duruşu, karakteri. Evinin hanımı olsun yeter. Bu kadar. Bu kadar yani. Daha başka bir şey beklemek saçmalık olur. Evet, ideal bir eş. Önce anlaşabilmeli bir insan. Karşılıklı duyguların eşit olmasa bile yakın olması lazım. Mutluluk için her iki tarafın da fedakarlık yapması lazım. Özellikle erkeğin. İncitmeden, kırmadan. O yaşları, o yaşam tarzını benimsemiş, öyle duygular içinde olan bir eş olması lazım. Bence gönlünün baştan seçmesi, sevmesi, birbirine iyi davranmaları. Benim için o önemli. Öyle olursa mutluluk olur. Birbirinden hoşlanmaları lazım, sevmeleri lazım. Onun için ben gençleri de severek, sevilerek mutlu bir yaşam sürmelerini, sevdiklerinin kıymetlerini bilmelerini istiyorum. Benim gibi olmalı. Ben fevkalade ideal bir eşim. Çocuklarına bağlı, eşine bağlı, evine bağlı. Onlar bir şey yemem. Daha ne? İdeal eş böyle olmalı mı diyorsunuz? Herhalde böyle olacak. Nasıl olacak daha başka? İdeal eş evine bakan, çalışkan, iyi kalpli. Başka nasıl olabilir? Sizin eşiniz böyle mi pek? Evet. O zaman çok şanslı. Evet, çok şükür. Yani Fatma Hanım'ın anlattığı gibi gerçekten evine bakan, yani evine sadık, çocuklarını seven, eşini seven birisi olması gerekiyor. Ve aile kavramlarına önem veren birisi. Vallahi aynı hanımefendi dediğine katılıyorum. Benim de eşim çok iyi, yardımsever. Ben çalışıyorum, bana destek oluyor. Hayat müşterektir yani. Gençlerde böyle birini bulsun. Evet inşallah. Allah herkese nasip etsin yani. Anlayışlı olmalı. Başka? Değer vermeli. Ondan sonra eğer bir ufak tefek hatalarda da kızmamalı. Yani birbirine karşı saygılı olmalı. Kesinlikle yani saygılı olmalı o konuda. Yani nasıl diyeyim ben, şu üç günlük dünyada bir kavga yapacağımız bir tencere yemek. Valla şimdi hanımefendi, bu seçimle ilgili de değil, biraz kısmet de olan bir şey. Yani nasip, yani bir kısmet, yoksa öyle seçmekle olmuyor ki. Şimdi çocuklar, ben diyor, ben seni annem baba olarak seçmedim ki ben diyor. Siz seçtiniz, Allah sizi gönderdi beni diyor. Yani onun için orada bir şey diyemeyeceğim yani. Karşılarına çıkacak eşte şansları mı diyorsunuz? Yani biraz şanslar da önemli yani burada. Tabii ki. Sevgi, sabır, saygı oldu mu? Bak ben 45 senelik evliyim. Hı hı. Bu zamanı onları yaparak geldik. Eşinizden memnunsunuz. Memnunuz. Siz. Çok şükür. Allah herkese öyle eş versin. İnşallah. Gençler de böyle iyi düşünsün, iyi taşınsın, öyle karar versin. İyi günler. Sizce nasıl olmalı? Sevgi, saygı nasıl olması lazım? Bak biz 38 senelik evliyiz. Demek ki saygımız var birbirimize. İdeal götürüyoruz yani. Saygı olduğu zaman gidiyoruz. Yani, aynen. Birbirine sevgi olmadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Yani nasıl anlatayım şimdi? Eşler birbirlerine saygı duyması bir. Çalışması olsun, kazançları olsun, birbirlerine saygıyla itham ediyorlarsa bu odur yani bence. Saygılı, sevgili, düzgün, karşısındakine önem veren, değer veren biri olmalı. Bunlar benim için yeterli diyorsun. Yeterli. Benden giden mi? Benden giden mutlu olsun. Ben de mutlu yakalayayım. Ne olur yani. Siz nasıl birini arıyorsunuz peki? Neyi arıyorum? 30 seneden ben sevgililer gününde eşimi boşadım. Ne güzel özgürüm, Allah'a çok şükür. Ne var yani, ne diyelim yani. Ama boş ver, evlilik güzel, kutsal bir meseledir yani. Saygı duymak lazım. Bekar bir adama bunu soruyorsun. Ben evlenmeye korktuğum için. Neden peki? Neden? Yani eş değer, hayata bakış, aynı bakış açıda insan olmak zor.
Neden zor? Yani herkes senin gibi düşünmüyor. İdealleş. İnsanlar birbirine saygılı, uyumlu olursa idealleş. Budur. Herkes birbirinin hakkına riayet eder de hakkına razı olursa idealleş bence. İyi, huzurlu bir yuva budur. İdealleş için saygı ve sevgi önemli. Evet. En önde o geliyor.